AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat düzenlenen programda 104 adet projesini anlattı. İşte şu anda Adıyaman bu halde, inşallah buraya kısa sürede. Adıyaman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Yeni Yüzyılda Adıyaman Vizyonu proje tanıtım toplantısına AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan, Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, partinin yönetim kurulu üyeleri, partililer, meclis adayları ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, siyaseti mevki makam için değil halk için yaptıklarını belirtti. Her zaman ifade ediyorum, bizim siyasetimiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. Biz siyaseti mevki, makam, mevki için değil, halk için yaparız. Bunun en güzel göstergesi Ziya Polat Başkan'ın gösterdi. Beşinci sıra milletvekili adayken, emin olun ki birinci sıradaki milletvekili adayı gibi çalıştı, gayret gösterdi. Şimdi de bu memleket için çalışacak, gayret gösterecek. İnşallah bu depremin izlerini en hızlı şekilde sileceğine emin. İnşallah hepimize, bütün Adıyaman kamuoyuna yapacağı çalışmalarla ilgili, düşündüğü Adıyaman'la ilgili, 6 Şubat'ta yıkılan, büyük yara olan 8561 kardeşimizi, hemşerimizi toprağa verdiğimiz, yaklaşık 17.000 kardeşimizin de yaralandığı, bir kısmının hala tedavi gördüğü bağımsız bölümlerin, yani konutların %28'inin yıkıldığı, yıkılması gereken ağır hasarlı olduğu, yani bir şehrin %30'unun darbe aldığı bir şehri inşallah omuzlayacak olan, ayağa kaldıracak olan, gözü yaşlı kardeşlerimizin gözyaşına derman olacak olan bu programımızın ilimize, şehrimize, davamıza, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugün sıradan bir toplantı yapmıyoruz. 31 Mart'ta seçim var. Halk bir karar verecek. Sandığın başına gidip Adıyaman'ın mukadderatını, geleceğini, istikbalini oylayacak. AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan da konuşmasında Ziya Polat, Adıyaman'ın evladı olduğunu, kendisinin şehrin sorunlarını yakından bildiğini söyledi. Ziya Polat, Adıyaman'ımızın bir evladıdır. Sizlerin arasından çıkmış bir kardeşinizdir. Kendisi şehrimizin sorunlarını yakından bilen, Adıyaman'ın daha yaşanabilir, daha modern, her alanda kalkınmış bir şehir haline getireceğine inancımız tamdır. Değerli dostlar, bizler AK Parti ailesi olarak şehrimizin modern bir gelecek taşıyacak projeleri, Adıyaman'ımızın tüm dinamikleriyle birlikte inşallah adayımızın öncülüğünde harekete geçireceğiz. Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere Adıyaman'ımız bir yıl önce çok büyük bir felaket yaşadı. Birçok canımızı yitirdik, birçok vatandaşımız halen hastanelerde tedavi görmekte. Özellikle bu depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok çok zor zamanlar geçirdik. Bu zor zamanlarda birlik, beraberlik ve dayanışma halinde olduğumuzu bir kez daha gösterdik. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Ziya Polat'la birlikte Adıyaman'ın sarılmaya başlanan yaralarını hızlıca toparlayacaklarını söyledi. Ziya Polat Başkanımızla birlikte Adıyaman'ımızın sarılmaya başlanan yaralarını hızlıca toparlayacağız. 6 Şubat'ta asrın felaketi değil, 1000 yılın felaketini yaşadık. Ben çok deprem bölgesine gittim, çok afet bölgesine gittim ama böyle bir afet siz çok iyi biliyorsunuz, dünya 1000 yılda bir görür. Bu yaraları sarmak kolay değil. Ama bunların hepsi yapılacak, onarılacak. Geriye sadece evlatlarımızın, annelerimizin, babalarımızın belki geri getiremeyiz ama evler yapılıyor, teslim ediliyor, iş yerlerimiz, fabrikalarımız yapılıyor, teslim ediliyor. İnşallah hayat hep birlikte sağlıksak toparlanacak.
Bir 2800'e yakın konutu Cumhurbaşkanımız geldiğinde teslim etti. Bu ay sonuna kadar 5000'e tamamlamayı hedefliyoruz. 104 projesini anlatan AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı da Ziya Polat, Adıyaman'dan, Adıyamanlılardan gurur duyduğunu, Adıyaman'a hizmetkar olmaya geldiklerini belirtti. Her akşam bu tablonun aynısını gurur duyuyor. Adıyaman seninle. Eyvallah, biz Adıyaman'a gurur duyuyoruz. Biz Adıyaman'la gurur duyuyoruz. Adıyaman'a hizmetkar olmaya geliyoruz. Hizmetkar olmaya, Adıyamanlılara hizmet etmeye geliyoruz. Projelerin anlatılması sonrası İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Bir Adıyaman, işte şu anda Adıyaman bu halde, inşallah buna en kısa sürede bu çocuklarımızın geleceği olan Adıyaman'ı yeniden inşa edecek. Başlayalım. Hepimizin malum olduğu gibi bizim şehrimizde hem yaptığımız saha çalışmalarında hem de yaptığımız ankette birinci sorun barınma sorunu. Tabii sayın vekillerimizin, sayın bakanlarımızın, sayın cumhurbaşkanımızın uğraşıyla hak sahiplerinin bütün binaları inşa edildi, ihale ediliyor. İhale edildi, inşa ediliyor. İnşallah yıl sonu itibariyle biraz önce sayın vekillerimizin de söylediği gibi teslim edilecek. Bir kanal yolumuz var, onu bir ıslah edeceğiz. Evet, onu ıslah edeceğiz. Buradaki en önemli problemlerden bir tanesi de karayolların önündeki kavşak. Biliyorsunuz bu kavşak şu anda oval bir kavşak. Dolayısıyla burada iki kavşağımız arasında uyumsuzluk vardı. Biz bu karayolların önündeki bu kavşağı tekrar yeniden düzenleyerek, oval hale getirerek yerel trafikle ana güzergahtaki Atatürk Bulvarı arasındaki bu çakışmayı önleyeceğiz. Böylece özellikle karayolların önündeki kavşaktan birinci çevre yoluna ve diğer liman yollarına geçişleri sinyalize ederek buradaki katılım sürelerini de kısaltarak trafik güvenliği sağlamış olacağız. Elazığ Bölge Müdürü'yken Karayolları Genel Müdürlüğümüzde çizdirdiğimiz Kuzey Çevre Yolumuz var. Karayolları Genel Müdürümüzle, Ulaştırma Altyapı Bakanımızla çok yoğun bir görüşmeler yaptık. İnşallah en kısa sürede başlatacağız bunu. Bu Adıyaman Çevre Yolu'nun, Kuzey Çevre Yolu'nun uzunluğu 29 kilometre. Bölünmüş yol standartlarında genişliği 25 metre. Her mahalleye bir muhtar evi yapacağız. Muhtarlarımız burada herhalde. Her mahalleye bir muhtar evi yapacağız. Bu muhtar evinin yanına, bir afat odası yapacağız. Yani 50 metrekarelik bir muhtar evinin yanına afat odası. Afat odasında depremde neye ihtiyacımız vardı? Jeneratöre, hilkiye, sargı bezine ve benzer eşyaya, her şeye ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu afat başkanlığımızla birlikte bu muhtar evinin bir köşesine de mutlak surette afat evi yapıp anahtarı üstünde muhtara teslim edilmiş